Ve kuraklık diyeceğiz. Kuraklıkta bir dosya açıyoruz size. Perşembeye kadar her gün ekrana getireceğiz. Nazlı Yere Basmaz ve Ferhan Güler kuraklık dosyası hazırladılar. İlk durak Türkiye'nin ortasıydı. Meşhur Konya Ovası. Kuraklık sesi mi bunlar? Kuraklık sesi, evet. Bu yıl kuraklık belimizi büktü. Suyumuz yok. Bilmiyorum ne yapacağız. Anlatırken dertleniyor. Bakışına, bedenine yansıyor keder. Hikmet Avcı'nın üzüntüsü havalardan. Bugün başlayan yağış geç kaldı. Ürününü binbir umut ekmişti ama hasat hüsrana döndü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, tarım duaya ve yağmura bağlı dedi. Çiftçi zaten aylardır nasırlı ellerini göğe açıp Allah'a yalvarıyor. Ne olur yağmur diye. Türkiye'nin en verimli toprakları Konya Ovası kuraklıkla mücadele ediyor. Çiftçi kısmı bayağı mağdur durumda. Bayağı ağlama şekline geldi yani. Geçen sene ektik fakat kuraklık nedeniyle tarlada kaldı. Kaldıramadık çok mahsullerimizi. Bundan 15-20 gün önce bir iyi bir yağmur yağsaydı şimdi her taraf yemyeşil çıkardı. 3 su verdik. Dölümden 300 kilo çıktı. 3 suyla. 300 kiloyla sen ne kurtaracaksın şimdi? Attığın tohumla verdiğin su parasını kurtarmaz. Allah'ım ne olur boştan dertten kurtar ya Rabbim. Bol yağışlar yüze ya Rabbim. Aslında geçen hafta bir günde olsa karla karışık yağmur yağdı ve sahibinin söylediğine göre bu tarla sonrasında tam 10 kere sulandı. Ama ona rağmen işte yaprağın sesi ve toprağın görüntüsü. Şu an için havzalarımızda su vardı, suladık. Diyebilirim ki geleceğimizi bitirdik. Barajlardaki suyumuzu bitirdik. Türkiye genelinde 1 Ekim 16 Kasım tarihleri arasında, yani ürünlerin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yağış ortalaması geçen seneye göre %60 oranında azaldı. 500 agar patates ektim ben. Dölümünden 5 ton gibi bir patates aldık. Bu da zaten patatesin 7 ton gibi bir masrafı var. Zararımız 300-400 bin lira civarında var. Nohut, fasulye, buğday, arpa, mısır, patates, pancar ekenler dertte. Kazanç maliyetin altında kaldı. Çiftçi zararda. Ama tüketici de zarara girecek gibi. Çünkü üretimi azalan hububatlarda fiyat artışı bekleniyor. Sıkıntı, stres. Gerçekten uykularımız kaçtı. Halbuki çok da ünlü bir laf vardır. Derdir ki ömür boyu mutlu olmak istiyorsan toprakla uğraş diye. Siz toprakla uğraşıyorsunuz. Evet. Mutlu değil misiniz? Evet, mutlu olmak için biraz ekonomin iyi ve kafan rahat olması lazım. Kafan rahat olmayınca psikolojin bozuk oluyor yani. Görüntüleri çeken Ferhan Güler'di, kameraman arkadaşımız.